Şimdi konuşacak işin esasında çok konu var. Basın özgürlüğünde son sıralara düşmüşüz. İşte gelir dağılımı bozuk, eğitim geldiği nokta belli. Fakat daha önemlisi bizim bugün görüşmemiz gereken 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili vatandaşın bilgisinden kaçırdığınız komisyonlara televizyonu sokmayarak, genel kurulda da saat 7'den sonra televizyon kameralarını kapatarak vatandaştan kaçırdığınız ve sadece vatandaşa kardeşim teröristler, FETÖ'cüler, FETÖ hayır, evet diyor. Hayır diyor. PKK hayır diyor. Onlar hayır diyorsa biz evet diyoruz. Ya nereden biliyorsunuz siz FETÖ'nün hayır dediğini? Hala görüşmeleriniz devam ediyor, ilişkiler devam ediyor FETÖ'yle. Yani PKK'yla çözüm süreci hala devam ediyor. Vallahi biz bilmiyoruz. Ben FETÖ ne diyor bilmiyorum yani. Hayır mı diyor, evet mi diyor. Kaldı ki şimdi FETÖ Allah bir değil dese, Allah bir dese haşa biz Allah bir değil mi diyeceğiz? Yani böyle bir açıklama, böyle bir propaganda olabilir mi? İnsanların aklıyla böyle alay edilebilir mi? Niye içeriği saklıyorsunuz? Ben onu da söyleyeyim niye içeriği sakladığınızı. Dünyada örneği yok. Başarılı örneği de yok. Bakın arkadaşlar, ülkemizi bir maceraya sürüklüyorsunuz. Sürüklediniz bu değişiklikle. İnşallah 16 Nisan'da sağduyulu yurttaşımız, sağduyulu milletimiz buna izin vermeyecek. Bundan da adımın Tufan Kösü olduğu kadar eminim. Ülkemizi bilinmezde bir maceraya sürüklüyorsunuz. Şimdi başkanlık sisteminin ana eksenine kuvvetlerin kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığı bir sistem. Kuvvetler kesin çizgilerle birbirinden ayrılacak. Var mı bizde böyle bir şey? Cumhurbaşkanı tek başına meclisi feshedebilecek. Diyorsunuz ki meclis de seçimleri yenileyebiliyor. Kardeşim bir tarafta 400 milletvekilinin iradesi, bir tarafta bir kişinin iradesi. İşin esasında ikisi de meşruiyetini halktan aldığına, hatta meclisin halktan aldığı oy oranının çok daha yüksek olmasına karşın, yani Cumhurbaşkanı 135-40 oyla da seçilebilir ama meclis aşağı yukarı milletin tamamının temsil edildiği bir yer olacak. Şimdi ikisi de meşruiyetini, gücünü halktan aldığına göre niye bir tarafta 400 kişi, niye bir tarafta bir kişi? Bu bunun karşılığı mıdır? Yine değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı seçiliyor, bir kişiyi seçiyoruz biz. Hani diyordunuz ya, seçilmişler, atanmışlar. Atanmışlar, Anayasa Mahkemesi çıkart cübbeni gel. İmamlara da deyin, cübbeleriyle propaganda yapıyorlar gerçi de. Efendim Yargıtay üyeleri, üniversite rektörleri gelin siyaset yapın. Şimdi seçilmişleri kutsuyordunuz böyle. Doğrudur da, doğrudur da. Peki Cumhurbaşkanını seçtik biz. Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanların hepsini kim seçiyor? Kim atıyor daha doğrusu? Cumhurbaşkanı atıyor. Tamamı kamu görevlisi olacak. Nerede kaldı sizin seçilmişleri kutsayan, seçilmişleri öne çıkaran tavrınız? Peki Cumhurbaşkanı gitti bir yere, kim vekalet edecek? Yardımcısı. Yardımcısı damat olabilir mi? Bakın ben bu Cumhurbaşkanımız damadını Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak falan demiyorum. Bundan sonra seçilebilecek bir Cumhurbaşkanı damadını, oğlunu başkan yardımcısı yapabilir mi? Yapabilir. Yaptığında babadan oğula geçer mi Cumhurbaşkanlığı? Geçer. Bakın arkadaşlar, önümüzdeki 10 yıllara sirayet edecek değişikliği buradan hepinizin oyuyla kabul ettik. Hepinizin oyuyla. Millet buna izin vermeyecektir ama bu noktaları da milletin aydınlatılması gerekiyor. Yine yargı. Yargı, bakın Anayasa Mahkemesi üyelerini Cumhurbaşkanı seçiyor. Hakimler, Savcılar Kurulu üyelerini tamamını Cumhurbaşkanı seçiyor. İtiraz edeceğinizi biliyorum, itiraz edeceksiniz. Doğru, hepsini seçmiyor. Yarısını seçiyor, yarısını da tamamını seçtiği milletvekilleri seçiyor. Çünkü aynı günde seçim yapılıyor. Bakın bu Cumhurbaşkanı alakası yok bunun. Aynı günde yapılan seçim hiçbir başkanlık sisteminde yok. Her birinin arasında 2 yıl vardır. Senatonun seçimleri her 2 yılda bir ayrıca yenilenir. Değerli arkadaşlarım, yargı, böyle bir yargıdan bağımsız bir tavır beklemek mümkün mü? Bakın 2010 anayasası değişikliğinde de bağımsız, yansız, adil karar verecek yargı getireceğiz diyordunuz. Ne oldu? Başınıza bela oldu. Fethullah Gülen yargısı. Bu anayasa değişikliği, kalben inanıyorum, yürekten inanıyorum, Türk milletin sağduyusuna güveniyorum. Öyle %51'den, 52'den, 55'den de hayır çıkmayacak. En az %70'lerden hayır çıkacak. Bundan da zerre kadar tereddüdüm yok. Ama Türk milleti böyle bir bürokratik yönetime, böyle bir cumhurbaşkanı vesayeti yönetimine, her ne olursa olsun adı, siz cumhurbaşkanlığı diyorsunuz ama bunun adı ne başkanlık, ne cumhurbaşkanlığı, ne parlamenter demokrasi, neydi belirsiz. Dünyada Türk tipi de değil bu işin esasında. Türk tipinde de sadrazamlık falan var geçmişe baktığımızda. Bu anayasa değişikliğine izin vermeyecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Köse.